Sevgili Acar Bağdaş hocamızın kitabı Hayatın Hakkını Vermek ilhamımız oldu bu zirvenin temasını belirlerken. Bugün iyi olmak, iyi olma halini anlamak için nasıl iyilik halinde kalırız sorusunu bu konuda en çok zorlanacağını düşündüğümüz kadınlara sorduk. Yani işte ve evde çok yoğun kadın CEO'lar ve liderlere. Bu sorunun cevabını almak için sizi kariyer günlerimizde hiçbir zaman yalnız bırakmayan kız kardeşlerimiz, yönetim kurulunda kadın derneğindeki kız kardeşlerimizin kapısını çaldık. Önce iş ve sorumlulukları varken nasıl o iyi olma halini koruyorlar, şimdi hep birlikte öğrenelim. Bugünkü panelistlerimiz, daha önce konuşmacımız olan bizimle de mailerini cömertçe paylaşan müthiş kadınlar. İlk yandan birlikte izlemek istiyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan yönetim kurulunda Kadın Derneği ailemizin ev sahipliğinde iyi olmak panelimizde sevgili Zeynep Yalın Uzun, Canan Bademlioğlu ve Başak Kural Bizlim'le tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve sözü Canan Hanım'a bırakıyorum. Aslı çok teşekkür ederim. Hakikaten bizim için de çok heyecan verici bir oturum. Turkish'in genç kadın kariyer zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Hem genç hem de kadın duyar duymaz ben ve bütün panelist arkadaşlarım koşulsuz evet dedi. Hali hazırda iş yaşamında müthiş deneyimlere sahip iki müthiş iş insanı konuğumuz. Ben de çok heyecanlıyım. Çokça kimlikleri var. Dolayısıyla çok da sorumlulukları var. Hem iş, hem eş, hem anne, hem dost, hem destek. Belki de birazdan öğreneceğimiz niceleri. Ama bir yandan da dünya olarak çok enteresan bir deneyim yaşıyoruz. Bir yılı aşkın süredir. Hakikaten her gün bambaşka yeni öğrenimlerle dolu. Dolayısıyla hem bu kimlikler hem bu zorlukları yönetirken bir de üstüne yaşadığımız COVID gerçeği de var. Dolayısıyla hakikaten iyi olmak bizim için çok daha önemli bir kavram haline geldi. Ben sözü çok fazla uzatmadan İlk soruyla yöneterek başlamak istiyorum. Tabii bu arada Zeynep seni tebrik ediyorum. Dün öğrendiğimiz güzel de bir bilgi var. Fortune Türkiye dergisinde Türkiye'nin en etkin 50 CMO'sundan biri olarak yer aldın. Tebrik ederim. Yine müthiş bir başarı. Seninle gurur duyuyoruz. İlk sorumla izinle başlamak istiyorum. Tabii hayat kolay değil. Kimse kolay olduğunu da savunmuyor. Dolayısıyla belirsizliklerle dolu, zorluklarla dolu. Devam edebilmeni, ileriye doğru adım atabilmeni sağlayan itici güç nedir? Bizimle paylaşır mısın? Çok teşekkürler Canan'cığım, Başak'cığım. Merhaba. Öncelikle sizlerle birlikte bu panelde olmak gerçekten çok güzel. Kız kardeşlerle birlikte. Bütün bizi dinleyenlere de merhaba diyorum. Şimdi gerçekten hayat zorluklarla dolu. Ben daha önce aslında benim amirim de olan çok bu konularda tecrübeli bir kadın yöneticiyle konuşurken bir gün iyi bir gün kötü, iyi günler kötü günler her zaman olacak. Mühim olan bunların içinden geçmek demişti. Ben hakikaten bunu aslında çok kendime şiar edindim diyebilirim. Her zaman hepimizin hayatında karışıklıklar, zor günler oluyor. Özellikle kadın yönetici olduğumuz için ne bileyim en basitinden işte o gün evden çıkarken çocuğunun hasta olması, hatta senin o gün uçağa binip başka bir ülkeye gitmek zorunda olman falan gibi şeyler hep karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bunların içinden geçerken aslında bir kere şunu düşünüyorum hep, her şeyin geçici olduğunu. Hiçbir şeyde saplanıp kalmayacağımızı ve bunun da geçeceğini öncelikle kendime bir hatırlatıyorum. Çünkü bunun etkisinde kalıp da kapılıp da bir kurban psikolojisine girmek çok mümkün. Eyvah benim başıma neler geldi duygusu hepimizin zaman zaman yaşadığı bir duygu. Bir kere kendime önce bunun geçici olduğunu ve aslında hani bunun koskoca bir hayat içinde, koskoca bir sürü gün içerisinde bir günün bir anı olduğunu bir hatırlatıyorum. Şöyle derin bir nefes de alıyorum bazen. Bazen fiziksel olarak bu nefes alma çok işe yarıyor. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra da aslında bir şekilde aşmak için ne yapabileceğimi planlamaya başlıyorum kafamda. Bazen danışıyorum. Mesela yardım almak gerçekten çok önemli bu gibi konularda. Çoğu zaman adına isterseniz dert ortağı deyin, isterseniz akıl danışacağımız insanlar deyin. Her yönetici kadının veya her kadının aslında çevresinde böyle insanlar olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de bu anlamda çok değer verdiğim insanlar var. Bazen telefona sarılıp onlara dönüyorum. Bazen de kendi içime dönüyorum. Bu da bazen çok iyi gelebiliyor. Ben biraz meditasyon, yoga falan bu gibi konularda da çok ilgili bir insanım. Yani içime dönmek konusunda bir dürtü var bende. Bazen böyle tekrar bir öyle içe dönerek
Ama bir şekilde de her şeyin içinden geçiliyor. Yani bugüne kadar ki kariyerim bana bunu öğretti. İçinden geçilmeyecek hiçbir şey yok, hiçbir kriz yok. O yüzden sadece perspektifi biraz genişletip, biraz böyle işte dediğim gibi bir derin nefes alıp konuya bir bakıp farklı bir bakış açısı getirmek gerekiyor genelde. Ben böyle düşünüyorum. Zeynep, o kadar güzel bir ses tonun ve o kadar rahatlatıcı bir halin var ki emin ol ben seninle sohbet etsem muhtemelen zorlukları çok daha kolay yaşardım diye düşündüm şu anda. Çok teşekkür Sağ ediyorum. ol Cafer'cim, ne tatlısın. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Başakcığım, sana sormak istiyorum. Hayatta dengeyi nasıl sağlıyorsun? Hayatta dengeyi nasıl sağlıyorum? Aslında denge çok değişiyor biliyorsun. Yani bazen iş hayatında böyle işle ilgili çok çalıştığımız uzun saatler yaşıyoruz. Hayatımızda değişiklikler oluyor. Bazen evle ilgili, bazen eşle ilgili. Hayatta aslında bence denge şöyle. Anlamı nereden bulduğumuza bir bakmamız gerekiyor hepimizin. Hem motivasyonumuz için. Niye yaşıyoruz ve ne bekliyoruz gelecekten? Bugün için ne yapıyorum? Bunun duygusal bir tarafı var. Aslında dört boyutlu bir denge modeli var. Belki siz de kullanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur mutlaka. Ben zamanımı ve enerjimin ne kadarını geleceğe planlarken, ne kadarını bugünüm için, ne kadarını eşim, ailem için, duygusal beklentilerim için, ne kadarını hazzım için ya da bedensel isteklerim için ayırıyorum. Bunun aslında çok ciddi bir tarafı dinlenme. Yani fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak bir bütünüz. Bir bütünü dengelememiz ve korumamız gerekiyor. Zeynep söyledi, meditasyon dedi, nefes dedi. Aslında bunların hepsini yapmamız gerekiyor ya da ben yapıyorum. Bir yandan özellikle bu dönemde ben çok ciddi spora yöneldim. Zaten hep hayatımda vardı ama böyle biraz daha 40 yaşından sonra savaş sanatlarına sardım. Biliyorsun boyumu uzatmak için basket oynuyorum vesaire. Ya onlar böyle benim biraz işle diğer şeylerimi dengeliyor aslında. Yani biraz orada başka bir haz, başka bir kimliğimle başka bir başak oluyorum. Aslında bütün kimliklerimden arınmış bir başak oluyorum. İşte Ela'yla, çocuklarla evde oynarken ya da onları okula hazırlarken başka bir başak oluyorum. Dolayısıyla biraz bu zamanları bir mind map'im var. Başağın hayatında neler var diye herkese de tavsiye ediyorum bizi dinleyen genç arkadaşlarımıza. Dolayısıyla burada biraz o enerjiyi bazen bir tarafa bastığımda diğer tarafı nasıl desteklerim? Tek bir tarafı çalıştırmam diye dengelemeye çalışıyorum. Aslında böyle Canan'cığım. Çok teşekkür ederim Başak. İyi oldu bu aslında toplantının bu şekilde olması. Zira dövüş sanatları deyince ben bir iki adım geriye çekilme ihtiyacı duyardım yanında olsaydım diye düşünüyorum. Yani rahatlamayı bizde sergilemezsin diye düşünüyorum. Yani dengeyi bizimle sağlamazsın diye ümit ediyorum. Görüştüğümüz zamanlar. Mücadelemiz hep kendimizle Canan'cığım. Çok teşekkür ederim. Zeynepçim, sesin çok dingin, çok rahatlatıcı ve hakikaten muhtemelen bulunduğun ortamda rahatlatıcı bir özelliğin var. Çünkü önce düşünüp sonrasında hareket eden bir karakterin olduğunu düşünüyorum ama mutlaka çok gerilimli, çok seslerin yükseldiği çatışmalı ortamlarda da bulunuyorsun. Hani böyle ortamlara girdiğinde ya da böyle bir ortamla karşılaştığında orada ne yapıyorsun, nasıl kalabiliyorsun? Çok güzel bir soru. İş hayatında gerçekten de olabiliyor böyle ortamlar. Şimdi yani benim hakikaten yatıştırmaya çalışan bir tarafım var. Biraz bilmiyorum burçlara meraklı mısınızdır? Burcum değil ama terazi özelliklerini biraz almış bir şeyim var. Burç haritam var. O yüzden böyle kimse üzülsün, kırılsın, böyle çatışma çıksın hiç sevdiğim bir ortam değil aslında. Ama böyle ortamlar ister istemez oluyor fikir ayrılığının olduğu, insanların farklı, hatta bazen seslerin yükseldiği iş hayatının içinde ister istemez. Şimdi böyle ortamlarda ben iki şey yaptığımı düşünüyorum. Bir, kendimi önce bir ortamdan soyutlamaya çalışıyorum. Yani soyutlamak derken hani o enerjiyi almak çok kolay. Bir anda siz de yükselebiliyorsunuz. Bazen böyle sizin de siniriniz bozuluyor. Bir kere ona girmemeye çalışıyorum. Yani artık adına ne diyelim, topa girmemek mi diyelim? Herhalde öyle bir şey. Topa girmemeye çalışıyorum. Bir adım geri atıyorum aslında. Fiziksel olarak olmasa bile zihinsel olarak. Ve ondan sonra da hani o ortamı nasıl çözebilirim, nasıl sakinleştirebilirim? Biraz bunu şey yapıyorum, kafamda proses etmeye çalışıyorum. Mesela hani herkesi dinleyip ortaya ya bakın aslında aynı şeyi söylüyorsunuz demek de olabiliyor bu bazen. Bazen hani gerçekten haksızlık gibi bir durum varsa ortada açıkça böyle bir konuyu ortaya koymak da ama sakin bir ses tonuyla ve sakin bir şekilde bu da olabiliyor. Ama genelde susmuyorum.
günahıyla sevabıyla diyeyim, bazen günahı da oluyor çünkü hani her konuşan bir şekilde bir ortamın içine de girmiş oluyor, bir rengini belli etmiş oluyor böyle ortamlarda. Çünkü genel eğilim benim gözlemlediğim kadarıyla geri çekilip hiçbir şey söylememek oluyor birçok insan, bu hani çatışmaya girmek istemediği için. Ben en azından yatıştırıcı olarak girmeye çalışıyorum. Bir de bir şey daha var ya, ben kendimde mesela bunu yıllar sonra keşfettim. Hani gerçekten belki daha bizden daha az yaşanmış olan insanların çok işine yarayabilir. Hani kendini iyi analiz etmek de biraz önemli. Ben biraz bu negatif enerjiyi çok alabilen bir yapıya sahibim. Yani bir anda üstüme sanki siniyor o negatif ortam. Benim de enerjim düşüyor. Kendim de kötü hissedebiliyorum. Yıllar içinde gene bu enerji, nefes falan bu gibi çalışmalarla kendimi fiziksel olarak da biraz koruma altına almayı, hani o enerjiyi üstüme almamayı öğrendim. Bu da mesela benim için çok önemli bir katılım oldu, kazanım oldu, çok pardon. Mesela şöyle şeyler gerçekten ben yaşarım, öyle bir ortamda başım ağrır ya da böyle fiziksel bir şey hissetmeye başlarım, midem bulanır. Yani böyle garip bir fiziksel tepkiler de görmeye başlarım. Bilmiyorum bunu yaşayan başka kişilerde var mıdır? Yıllar içinde bundan da kendimi soyutlamayı, yani ortamın içinde olup ama aslında içinde olmamayı da kendi kendime öğrettim. Böyle Canancığım, keşke hiç Şahane. olmasa ama oluyor. Keşke. Sanki negatif enerjiye karşı teflon, pozitif enerjiye karşı da sünger moduna geçmek gerekiyor. Çünkü hakikaten dediğin gibi emebiliyoruz. Negatif enerjiyi de emdiğimiz noktada o andan itibaren aslında eve de yansıyan, aslında sosyal yaşamımıza da yansıyan bir noktayla bitiyor ki hiçbirimizin aslında çok da tercih etmediği, hele ki bugünlerde tercih etmediği bir nokta. Biraz tersten bir soru gelsin o zaman Başak. Hazır mısın? Bilmiyorum. Söyle. Gönder gelsin. Gönder, zor bir soru olsun. Ya çocuksu neşe hissettiğin iş yerinde nasıl anlar var? Hangi Aha. durumlarda kendini çocuk gibi hissediyorsun ve bunu ne kadar belki de dışarı yansıtıyorsun ve ne şekilde? Aa, çok hissediyorum ve çok yansıtıyorum. Çünkü ben zaten böyle yüksek enerjili bir tipim. Hani konuşurken de çok kendimi ortaya koyan bir tipim. Dolayısıyla o his varsa bende, o çok geçiyordur karşıya. Bunu çok tutmak da istemiyorum. Zamanında tutmaya çalıştığım zamanlar da oldu. Böyle bir şey oldum. Böyle ya işte şimdi bu pozisyon biraz daha ağır olmak gerekmiyor mu falan diye. Ama sonra Zeynep'in de dediği gibi herkesin bir kendini bilmesi, kabul etmesi lazım. Öbür taraftan değil mi? Bir yerden bir çıkıyor çünkü o şey. Eminim sen de benzer şeyler söylersin sorsam. Ben şeyi çok seviyorum. Pazarlamadan geliyorum. Aslında endüstri mühendisiyim ama çok ciddi hep gelir, growth, strateji vesaire işler yaptım. Ve oralarda şeyden çok keyif alıyorum. Böyle bir büyüme, işte kimsenin görmediği bir analizi görüp oradan bir anlam çıkarma, yaratıcı bir proje aklıma gelince böyle duramıyorum. Yani o uykum kaçıyor, heyecanlanıyorum. Hadi onu bir an önce yapalım, hayata geçirelim. Böyle bir içim kıpır kıpır kıpır, o çalışıyor çark. Dolayısıyla orada çok hissediyorum. Bir de şunu düşündüm. Şimdi çalışırken hani bazen diyorum ki ya deli miyim yani, hani bu kadar da çalışmayayım bu zaman. Hep sürekli çalışma üzerine kurmuyorum. Gerçekten o dengeye önem veriyorum. Hayatında bundan ibaret olmadığını düşünüyorum ve biliyorum. Fakat onu sorduğumda sonra şeyi fark ettim kendime. Hani böyle futbolcu gol atar, işte basketçi potaya atar. Ya öyle bir tatmin duygusu vardır ya, o böyle rakibe o golü atarsın, pazarda yeni bir pay alırsın vesaire. Dolayısıyla ben orada, şimdi de geçmiştir size, o çocuksu neşeyi hissediyorum. Onu hissederken de ekipte etkinlikte olur, açıp telefonla paylaşma olur, yeni bir şey öğrendiğimde olur. Çok olduğum gibi ve birebir bir ortamda paylaşıyorum. Dolayısıyla da çocuksu neşe bence her yerde var. Olmazsa da olmaz. Doğru. Yani en azından benim için olmazsa olmaz diyeyim. Aynı şekilde düşünüyorum. Bir de hani dediğin özellikle yeni girdiğimiz ortamlarda böyle bir ağır olalım hissi bana da oluyor. İstiyorum yani. Özellikle istediğim bir şey bu ama hiç olamıyor. Hemen Canan çıkıyor. Hanım desinler. Yok, asla istemiyorum. İlk gün dedim Dinliyorum zaten. Bana seni herkes lütfen. Canan desin diye de söyledim Ben de. ama hani bir daha bir hemen coşkulu bir hal almayayım da istiyorum. Geçenlerde bir örnek yaşadım. Onu paylaşayım ben de. Bir şirket içerisinde globalde olan bir projemiz ödül aldı. Ya bildiğim bu böyle bunun gibi bir ortamdan bize duyuruyorlar. Yani nasıl bağırdıysam herkes odaya geldi. Ne oldu dedi. Ödül aldık. Tamam biz hani her sene alıyoruz aşağı yukarı ödülleri. Alır mı falan diye. İşin kötü yanı 2 dakika sonra ikinci ödül aldık. Bu sefer baktım bir şey futbol maçında tribündeyim sanki. Sonra herkes uzaktan bakıyor böyle.
Dedim böyle arkadaşlar, neşeyi de böyle yaşayacağız, enerjiyi de böyle. Hatta dedim güzel bir haber olduğu zaman şirketin ortasına bir tane çan koyalım, iyi bir şey oldu mu çalalım dedim. Bu fikrim kabul görmedi ama ben de duyguların dışarıda maksimum yaşanmasını çok kıymetli buluyorum. Gün geçtikçe o çocuksu halden çıktığımızda da içimize bazı şeyler atıyoruz aslında. İyi de kötüyü de içimize atar buluyorum kendimi. Ben de dışarıda yani duygularımı epeyce dışarıda yaşayan bir tip olduğumu söyleyebilirim. Ya bunu kabul etmek ve bilmek de önemli bir şey bence. Doğru. Kritik konulardan birisi. Bir de bunu kabul ediyoruz. Hani dışarıdakilerin de kabul etmesi kıymetli oluyor. Beni böyle sev sevecekler. Aynen, aynen. Peki şimdi yaşlarımız bundan aslında çok az farklı ama değişik bir soru gelsin. Zeynep 20 yaşındaki yani bundan 1-2 sene önceki haline dönsen. Canancığım. Kaçırmadım. Ya da işte biraz matematik sorusu olsun. 3'te çarpıp 8'e böldüğüm falan diye 20 yaşını buldurmaya çalışabilirim şu anda. İyi olma tüyolarını daha erken keşfetmesi için ne önerebilirdin? Yani 20 yaşındaki sana seslensen. Bugünkü deneyimlerin, gördüklerin, yaşadıklarına beraber? Ya çok aslında bilmeyi istediğim iki şey var. Yani keşke gidebilsem o güne de, o günkü 20 yaşındaki Zeynep'e bunu söyleyebilsem dediğim iki tane konum var benim. Bunlardan bir tanesi, ben kariyerimin daha başındayken, yaşım da daha küçükken her şeyi çok mükemmel yapmaya çalışırdım. Yani işte mükemmel eş olacaksın, mükemmel yemek de yapacaksın, işte veya evli değilsen işte mükemmel evlat olacaksın, bir yandan da mükemmel çalışan olacaksın, her verilen işi de en mükemmel şekilde yapacaksın falan filan. Böyle kendimi uzunca bir süre yormuşum. Bir süre sonra tabii biraz da geç bir yaşlarda fark ettim ki mükemmel diye bir şey yok aslında. Yani hepimiz hatalarımızla varız ve aslında hatalarımızla değerliyiz bence. O yüzden hani hata yapmamaya çalışmak, mükemmel olmak gerçekten insanı çok gören bir şey. Bunu ben uzun şeylerden, yıllardan sonra ve çok kendim üzerinde çalışarak değişik tecrübelerle öğrendim. Bunu böyle basitçe hap gibi öğrenmiş olmayı isterdim. Mesela birinci konu bu. İkincisi de gene biraz bununla belki bağlantılı. Yaşım daha küçükken yardım almak bana çok büyük bir acizlik gibi gelirdi. Sanki verilen işi yapamamışım da yardım istiyorum veya işte hani ya bu da işte beceremedi bunu denir mi falan gibi böyle gereksiz endişelerle kimseden pek bir şey istemezdim. Bazen de gurur yapardım. Bilmediğimi söylemek, yardım almak falan filan. Sonra hayatımın ileri gelen dönemlerinde bir öğrendim ki, ama bendeki yani bu öğreniş sonra çok da hızlı oldu. Şimdi karşıma kim gelirse ondan muhakkak bir yardım almaya çalışıyorum. Bir şey öğrenmeye, bir destek almaya. Ve şunu keşfettim aslında. Yardım almak insanı zayıflatmıyor, aslında kuvvetlendiriyor. Gerçekten karşınızdakiyle çok daha gerçek bir diyalog kurmanızı sağlıyor. İnsanlar aslında kendilerinden yardım istenmesinden hoşlanıyorlardı. Gerçekten onları değerli hissettiren de bir duygu bu. Dolayısıyla şimdi bu konuda hiçbir şeyim yok, hiçbir duvarım yok. Herkesten her zaman bir şeyler isteyebiliyorum. Hayır cevabını aldığım zaman çok nadir. Olduğu zaman da kafama da takmıyorum. Yani bu da olabilir işin doğasında. Ama açıkçası pek de hayır diyen olmuyor. İnsanlar genelde yardım etmek üzerine çok pozitif enerjiler. Yani mükemmel olmamak ve yardım istemek diyeyim Canancığım, soruna cevap. Süper. Çok çok güzel bir cevaptı. Galiba ne kadar şimdi düşününce çok zorladığımız zamanlar olmuştur herhalde. Zamanında bitirmek, en iyi şekilde yapmak. Bir de kime göre, neye göre mükemmel? O mükemmelin tanımı da zaten oldukça geniş. Değişik. Peki aynı soruyu Başak sana sorsam? Zeynep çok kıymetli şeyler söyledi. Ben de onları mutlaka kendim için söylerim ama farklı bir şeyler daha eklemeye çalışacağım ben de. Onayı kendin vermek ve başkası için yapmamak da en önemli konulardan bir tanesi bence. Yani kendimize kendimizin tamam dediği ve onayladığı durumlar yaratmak. Ben en büyük şeyi, farkı, shift'i orada gördüm kendimde. Yani o bir yöneticine iş götürürken de olabilir, annene bir şey götürürken de olabilir. Hatayı yapıyorsan kendi inancım ve kendi değerlerime uyduğu için başkasının hata diye görmesi bence bugün çok önemli değil. Ama başka birisi beğensin ya da başka birisi onaylasın diye kendin inanmadığın bir şey yapıp onayını kendin vermezsen bence çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla ben burada özellikle genç arkadaşlara da bunu kesinlikle ilke edinmelerini tavsiye ederim.
Bunun da en kritik ve en önemli şeylerinden birisi herhalde insanın kendisini tanıması ve değerlerini bilmesi. Dolayısıyla değerleri üzerinde düşünme, duyguları üzerinde düşünme, biraz duygularını kabul etme, hisleri üzerinde niye bunu hissediyorum, bu hisse kalmanın bana faydası ne, zararı ne diye düşünmeyi öneririm. Ben de keşke daha önce hepimizin korktuğunu, hepimizin hata yaptığını vesaireyi bilip daha özgür hareket etseymişim diyorum ama bunlar bence kritik konular. Şahane, çok teşekkür ederim. Ben sorularımı biraz kısıtlı tuttum çünkü katılımcıların güzel soruları var. Buradan devam etmek istiyorum izninizle. Sevgili Ayşegül aynen benim gibi düşünüyor. Demiş ki Zeynep Hanım'ın ses tonu, konuşması, vurguları inanılmaz keyifli. Ya acaba bununla ilgili bir eğitim var mı? Ya vallahi harikasınız yani. Kendimi o kadar iyi hissederek çıkıyorum ki buradan. Sağ olun. Son bir şarkı alacağız Zeynep. Şarkı tamam. Peki. Canancığım söyleyeceğim. Böyle bir eğitimim yok. En büyük eğitimim çok konuşmak herhalde. Ben biraz sohbet etmeyi, konuşmayı severim. Bir de böyle ortamlar bana gerçekten çok keyif veriyor. Yani sanki şöyle şimdi hepimiz aynı mekanda değiliz ama böyle bir şeyde buluşmuşuz, bir çay partisinde buluşmuşuz da sohbet ediyormuşuz gibi. Herhalde biraz onun verdiği bir rahatlık var diye düşünüyorum. Herhangi özel bir eğitim almadım bununla ilgili. Böyle. Süper. Başakcığım, sana bir soru yönlendirmek istiyorum. İyi olmak bizi insanların iyi görmesi midir yoksa kendimizi iyi hissetmek midir? Aslında biraz önce tam onu söylemeye çalıştım. Kesinlikle iyi hissetmek. Çok başkaları için değil, kendimiz için. Yani ben iyi görünmek istiyorum ve bununla iyi hissedeceksem iyi görünmeye de çalışabilirim ama benim iyi hissetme kriterim ne? Bu arada hep iyi hissetmek zorunda da değiliz. Düştüğümüz ve kalkacağımız durumlar da olabilir. Onu da bilmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İyiliğin de çok içeriden geldiğini düşünüyorum. Bir de birisi iyi hissettiremez. Ancak kötü hissettirebilir gibi de geliyor bana. Eğer oysa soru, o konuya kesinlikle öyle katılıyorum. İyi hissetmek kesinlikle dışa bağlı olmaması gereken bir konu yani. O direkt içeriden geliyor. Zeynep'ciğim, bir sorumuz daha var. İş hayatında iyi olmak içinde neleri barındırmaktadır? Bu epeyce belki kişiselleştirilebilecek de bir soru. Belki deneyimle daha genellenebilecek cevaplar da olabilir ama hani senin tanımınla rica edeyim ben. Sonra ben aynı soruyu Başak'a da sormak istiyorum. İş hayatında iyi olmanın tanımı nedir? Evet, yani aslında Başak demin çok güzel bir şey söyledi. Hani kendin olabilmek ve kendini kendinin değerlendirmesi diyeyim. Bana mesela iş hayatında iyi olmanın en önemli özelliği gibi geliyor. Kendin gibi davranabilmek, kendin gibi olabilmek, kendi kurallarınla oynayabilmek. Bunları barındırabilen bir iş hayatım varsa genelde kendini iyi hissediyor ya da ben kendimi iyi hissediyorum diye aslında soruyu kendime göre cevaplayayım. Dolayısıyla yani bir bunu düşünüyorum. Bir de tabii iyi olmak yani benim için mesela başka bir boyutu da evet kendim olabilmek ama aynı zamanda da hayatımda belli bir dengeyi tutabilmek. Yani işin hayatımı domine etmesi değil aslında işin yerinin belli, ailemin yerinin belli, kendim için belli bir zaman ayırabilmek. Bütün bunların bir dengesini kurabilmek. Yani iyi hissetmek için bunlar iyi olmak tabii biraz daha geniş bir kavram. Şimdi başka bir pencereden bakarsak iş hayatında iyi insan olmak, iyi yönetici olmak, iyi lider olmak. Bunun da ben açıkçası benim için tanımı gerçek olmak. Gerçekten hani bir insana değer, insanlara değer vermek, gerçekten yaptığın işe değer vermek, neysen o olmak, özü sözü bir olmak gibi şeyler benim için. Hani kim iyidir iş hayatında diye düşündüğüm zaman benim için böyle bir değerler örgüsü içerisinde görüyorum konuyu. Bilemiyorum ama Başak belki senin de şeylerin vardır farklı. Özü sözü bir olmayı düşünürken direkt onu söyledin. Benim de çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. Senin başladığın gibi başlarsam yine kişinin kendisini tanımasına şöyle geleceğim. Ben de kendim olmak derken tabii ki bir yandan da yaratıcılığımı ortaya koymak. Bir alana ihtiyacım var benim bir yerde çalışabilmek için. Bana çok tarifli bir işin verilmesini ve onu yapmayı sevmiyorum. Ekibim de öyle yönlendirmeyi sevmiyorum. Ama bu benim iyi tanımım, senin de söylediğin gibi. Birisi de çok tarifli bir iş yapmayı seviyor olabilir ya da tanımlı bir iş yapmayı seviyor olabilir. Onun için de iyilik odur. Ama iş hayatında iyi insan olma tanımı bence artık bu dönemde hepimizin ortak çabası. Sanki çok günümüzde
değerler artık yani yöneticilerde de daha aktivist CEO'lar, işte içeridekilere el verme, kadın sayısını arttırma, ekip geliştirme, daha güvenen, kendine güvenen liderlerde de bunu görüyorum. Ekiplerine de daha çok söz hakkı verme, onları geliştirme, arkadan onları yükseltme, artık bizi geçen ve bizden iyi olan insanları yetiştirmek de gurur veriyor ve önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla ben iyi olmanın bir yerinde artık biraz geri verme kültürünü de barındıran bir iyilik olarak tanımlıyorum. Yani hem ekosisteme hem de ekibe güç vermek, el vermek önemli sanki. Çok güzel, bütünleyici bir cevap oldu. Çok teşekkürler. Hakikaten keyifli. Çok enteresan bir soru. Dengeyi kurmak için eş seçimi ne kadar önemli? Önemli mi? Başak çok sanıyorum önemli. Yüzüyle çok önemli. Yeterince verdi. Çok önemli tabii. Buna nasıl hayır diyebiliriz? Ya, aynen öyle. Ya ben mesela benim eşimle benim iş tempom çok benzer. İkimiz de birbirimizi çok iyi anlıyoruz. İkimiz de hatta eşim benden daha çok bazen yemek yapıyor. Ev işine en az benim kadar destek veriyor. Çocuklar konusunda öyle. Dolayısıyla burada bana ben eşin hayalleri destekleyen bir hayat arkadaşı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani bütün romantizm vesaire diğer şeylerin yanında. Dolayısıyla Başak, öyle bir tanım yaptın ki herkes benim gibi sonsuza kadar bekar kalma durumunda kalabilir. Yani deneye deneye. Okey. Zeynep'e vereyim ben sözü. Çok güzel bir yerde aldım. Belki ben canlı bir örnekle de bunu anlatabilirim. Ya ben de Başak gibi bunun aslında hani kariyer değil hayatın paylaşılan bir şey olduğunu, beraber bir yolda yürüdüğünü düşünüyorum. O yüzden yani hayatın her yerinde sadece kariyerde değil eş seçimi çok önemli bence. Benim mesela hayatımda şöyle bir dönemeç oldu. İşte yeni evliydim, belki 5 senelik falan evliydim. Bir yurt dışı teklifi aldım ve benim hep hayalimdi Unilever'de. Polonya mı? Çalışırken Polonya. Fakat eşim gelemiyordu. Eşim Türkiye'de bir şirkette çalışıyordu. Ve o yıllarda hani böyle aileyi ayırıp işte birinin o tarafa birinin bu tarafa gitmesi falan gibi şeyler pek ülkemizde olan şeyler değildi. Ve eşimle bunu ben ilk konuştuğum zaman hiç tereddütsüz bana dedi ki tabii ki git. Yani bu senin hayalin, biliyorum gerçekten çok istiyorsun. Biz bunu ne yapar eder idare ederiz dedi. Ve ben şunu gördüm aslında, çevreden her türlü olumsuz şeye karşı, yönlendirmeye karşı. Ya ne yapıyorsunuz işte evliliğiniz dağılır, sen işte nasıl adamsın, karına izin veriyorsun böyle bir şey yapmasını falan gibi negatif tepkilere rağmen çok sağlam durdu, arkamda durdu ve hani benim kariyerimde mesela çok ciddi bir dönemeçtir bu. Bana bu fırsatı tanımış olması beni farklı bir bambaşka bir lige çıkardı diye düşünüyorum ve yani her zaman da teşekkür ediyorum bunun için. Ama bu işte bence küçük bir örnek ama çok önemli bir örnek. Yani bu açık fikirde bir insan olması insanın hayatını değiştirebiliyor diye düşünüyorum. O yüzden lütfen eş seçimine dikkat. Çok. Hayallerinizi örtüştürecek ve dengeleyecek biri olması çok önemli. Süper bir tavsiye. Bence herkesin kulağını küpe yapacağı bir tavsiye oldu bu. Bir sorumuz daha var ama ben arkadaşlarıma zaman açısından da kontrol edip sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Bana bir sinyal gönderebilir misiniz? O zaman belki evet hayır diye çok kısa cevap alabilirim ama başardıklarınızla mı yoksa başarmalarına yardımcı olduğunuz insanları görmek mi sizleri daha iyi hissettiriyor? Ben cevaplayayım mı? Çok iyi hissettiriyor beni. Zeynep sen anlatırsan. Ben kesinlikle başarmalarına yardımcı olduğum insanları görmek benim için daha kıymetli oluyor. Çok çok gurur duyuyorum yani. Anlatamam. Tarifsiz bir şey. Ben kesin oyumu ondan yana kullanıyorum. Süper. Başak? Ya ben böyle ya ikisi de şu soru sorulduğunda çok zorlanıyorum. Neyi başardın? Hani başarı nedir? Vesaire bir sürü şeye doğru gidiyor. O çok kendinden tarifleyebileceğim bir şey değilmiş gibi geliyor. Ve en son bana şirkette sorduklarında yıllar önce maalesef sigara içiyordum. Sigarayı bırakmak dedim. Çünkü şey çok böyle garip geliyor diğer şeyleri söylemek orada kendim için. Ama başka birisine Zeynep'in de söylediği gibi fayda sağlamak ya da bir önceki soruda cevap verdiğim gibi... Ben mesela şimdi İstanbul Gönüllerinde ders çalıştırıyorum birkaç kişiye akşamları. Dün mesela işte fizik anlatıyorum 11. sınıfı bir saat online. Ya bu arada çok tavsiye ederim hani böyle şeyler yapmayı. Çok kendimi iyi hissediyor. O bir sınavda başarılı olursa çok güzel bir şey benim için.
ya da işte ekibe ya da işte yaptığım mentorluklarda vesaire. Dolayısıyla evet hepsi çok güzel ama başkasına vermek esas mutluluk şeyi. Varoluş psikolojide de galiba öyle bir şey geçiyordu. Muazzam. O başkana yardım etmek ve o sonuç müthiş bir duygu. Ya zaten aslında belki de hayatta başarılı kılan o dengeyi yönetmek, o dengeyle beraber aldığını vermek, vermeye çalışmak, onun sunucunu görmek aslında hepsi birbirini ciddi anlamda etkileyen ve destekleyen bir bütünün parçaları. Bunun bir belki zamanı de başarı da var oradan sanki. Geliyor herhalde. Bence öyle. Bir de bunun bir zamanı var galiba. Yani hayatın böyle hani çocukken yaptığın başka bir şey var. İşte gençlikte başka bir şey var. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşında evet yine veriyorsun ama bir yandan kendi hayatını kurmaya başlıyorsun. Ben geçen sene Mezunlar Derneği'ne üye olup orada mentorluk yapmaya başladığımda şeyi görmüştüm. 15 yıl iş hayatından sonra insanlar genelde oraya tekrar geri dönüyor. Yani herhalde bir şey oluyor artık. İşte bir doyum ya da bir farkındalık, öğrenme vesaire. Artık öğrendiklerimizi de paylaşmaya ve saçmaya başlayabiliyoruz. Sanırım böyle bir döngü. Doğru. Zeynep'ciğim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani çok katılıyorum aslında. Başak güzel bir boyut getirdi. Aklıma gelmemişti ama çok katıldım söylediğine. Ben de şimdi kendimi düşününce mesela iş hayatımın daha başlarında, kendi hayatımın daha başlarında daha kendime dönüktüm doğrusunu söylemek gerekirse. Muhtemelen bu soruyu o zaman bana sorsam derdim ki başarmak daha önemli benim için. Ama zaman içerisinde bu çok değişti ve şu anda hani hakikaten en gurur duyduğum şey vakti zamanında beraber çalışmış olduğum, işe almış olduğum insanların çok güzel yerlere gelmesi, çok güzel işler yapması. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Veya mesela mentoring benim için çok keyifli bir şey. Bir mentimle beraber belli bir yoldan yürüyüp onun aşamalar kattığını görmek. Böyle birçok programa da destek veriyorum. Şu an bunlar bana daha fazla şey yapıyor, keyif veriyor diyeyim. Belki bir dönem işin teorisini anlamaya çok ve o işe işte birazcık daha uzmanlaşmaya çok zaman ayırıyoruz ama bir süre sonra aslında hayatın tüm zenginliğinin hayatımıza kattığımız belki de besleneceğimiz insanlar olduğunu da anlıyoruz. O da aslında gidip birilerine yardım etmek, daha fazla farklı kitleler içerisinde bulunmak, onlara destek çıkmaktan geçiyor. Çok sevdiğim bir lider farkı bildiklerine değil tanıdıklarını yaratırsın demişti. Tanıdık yaratmanın da aslında en güzel yöntemi çok farklı platformlarda hem çalışmak hem destek vermek hem gerekirse destek almak. Dolayısıyla ben de çok kıymetli buluyorum. Özellikle başarmalarına destek verdiğimiz arkadaşların bir süre sonra hayatlarında yer almak, onlara destek olmak çok kıymetli. Şimdi saate bakıyorum ve sanıyorum bitirmemiz gerekiyor. En son 3 dakikamız var dediklerinde 5.32 idi. Su gibi aktı. Zaten saatler olsa ben çok rahatlıkla devam ettirebilirim aslında ama sanıyorum biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tadımıza doyum olmadı, onun farkındayız. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Çok en azından keyifliydi. Panelistlerimden sürdürmeye devam. Biz buradan devam ederiz. Siz bizi atın sistemden, biz başka bir yerden devam edelim diye de istiyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum sevgili Zeynep, sevgili Başak ve sevgili Aslı. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Katkılarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Valla biz de çok keyif aldık. Canancığım sana da çok teşekkürler valla. Ben teşekkür güzel ederim. Çok sağ ol. Arayacağım Zeynep. Görüşürüz Zeynep. Başakçığım görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.